Ya bak hemşerim, bak demedi deme. İşinden gücünden olursun ya. Ben senin için diyorum ya, sana yazık. Evin hanımı aradı beni diyorum. Ha? Hadi geçin. Geçemezsin kardeşim. Allah Allah. Hem Mina Hanım da dışarıda. Zaten davet etmiş olsaydı haberim olurdu. Oğlum kim bu Mina ya? Mina Hanım bir dinle de Mina Hanım. Beni Gülizar aradı diyorum ya, evin hanımı Gülizar. Anlamadım. Tamam, ben sana ne yapacağımı biliyorum. Hadi bakalım. Sen dur, ben arayacağım şimdi. Kenara geç. İyi akşamlar. İyi akşamlar Murat Bey. Hayırdır? Gülizar Hanım beni çağırdı diyor da Murat Bey. Evet, Gülizar çağırdı. Bir mahsur mu var? Sana da mesaj verelim ya. Yok, bir mahsuru yok. Adın ne senin? Fetta. Ne oldu, sorgu bitti mi? Bu nedir ya? Ha, şu meşhur Fetta. Gel atla, bırakayım ben seni Gülizar'ın yanına. Vallahi mi ya? Hay Allah senden razı olsun ya. Yoksa ben bu küt kafaya sabaha kadar bir şey anlatamam. Bana bak. Tamam, tamam Necdet. Fetta Bey yabancı değil. Hadi Necu. Kolay gelsin. Tamam çocuklar. Ya sen tanıyorsun ne Gülizar'ı? Çok bahsettiyse tabii benden. Ha? Hiç dilinden düşmüyorsun. Aynen, sağ ol. Hoş geldin. Eyvallah ya. Sever beni Gülizar. Hadi. Sen için. Ya dünya gözüyle seni tam göremeyeceğim sanmıştım. Ay nereden çıktın sen? Geldi işte ablam, niye göremeyeceksin ya? Ne demişler? Acı patlıcanın kırağı çalma. Ha? Ya gülüm. Ben görünmeli, sen ne kadar duygusal olmuşsun. Ne oluyorsun ha? İyi hadi, hayırlı uğurlu olsun. Erkek arkadaşın da geldi. Mutlu mesut oturursunuz zaten. Ya nasıl midem kazınıyor biliyor musun? Yani öleceğim yavaşlıkta. Sen geç, geç mesela. Geç. Feta sen toparlıyor musun? Yok ya, ne toparlaması, sana öyle geliyor. Tabii sen geç mesela, ben şimdi geliyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten çok sağ ol. Şimdi ben Feta bir şeyler hazırlayayım. Açmış da. Sen bir yere gitme. Murat'cığım kal biraz daha, çünkü Fettah yemeğini yedikten sonra ona kalacak bir yer bulmak lazım. Koskoca adam şuncacık evimizde kalacak hali yok. Yani vallahi bir alay laf olur. Geç. Valla İstanbul'da ben gündüz biraz dolandım, oyalandım, tamam mı? Bugünün anısına. Daralıkta gelmeyeyim dedim yani. Ne olur ne olmaz. Her türlü şey var. Tamam artık sen çeneyi bırak da bir an evvel şu yemeğini bitir. Senin kalacağın yere Murat da götürsün. Çocuk da evine gitsin yorgun. Ya kalsın işte şurada, kanepede yatar. Değirmen olmaz şimdi, buz gibi. Ya vallahi Gülize, ben kimseye rahatsızlık vermeyeyim yani. Her yerde yatarım ben, biliyorsunuz. Ya aşkım sıkıntı yok. Değirmen rahattır ya. Soba var, odun modun var. Yakar uyursun işte orada. Sağ olasın, eyvallah. Murat. Bir babanla konuşsan. Çiftlikte bir iş bulsak Fetta. Yani şimdi ortalıkta dolanmasın. Tek soy kapılara dayandı. Ne olur ne olmaz. Nasıl ya? Tek soy buldu mu sizi? Buldu da burada olup olmadıklarından emin değil. Yani görmedi. Kapıyı da tembihlediler. Kimseyi almıyorlar içeri. Hepiniz burada güvendesiniz, merak etme. Ben şimdi babamla da konuşurum. Sana mandırada bir iş ayarlar. Ya vallahi Murat abi. Ha. Ben seni Gülizar'ın abisi sandım ama belli ki değilsin. Murat veteriner hekim. Ailenin de damadı olacak. Babası da çiftliğin başında. Ne kadar hoş. Vallahi hayırlısı olsun yani. Hanımları almışsın, getirmişsin. Yani gerçekten Allah razı olsun. Ama sakın merak etmeyin. Artık ben buradayım. Bu çiftlikte korkuya yer yok. Bitti. Hadi tamam. Hadi hadi. Yedin yemeğini de. Hadi bakalım. Hadi. Vallahi yarın konuşursunuz. Geri kalan lafları. Ya yemeği boğazına tadı. Sudan aldı. Beni şu kadarcık özlemedin mi ya? Özlemedim Şebek. Hadi artık diyorum. Hadi git. Hadi hadi o zaman hadi. Kalk bakayım. Ya çocuk yemeğini yeseydi ya. Ya tamam. Yedi, daha ne yiyecek ya? Değirmende bisküvi var. Hadi gel. Son lokmayı aldım. Tamam hadi ya, tamam. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Acıkırsan ye. Tamam. Tamam. Haberleşiriz. Çantan. Akıl mı kaldı? Ay tamam. Ya Allah Allah. Ya kardeş, burası ne kadar güzel bir yermiş böyle ya. Ha? Ha
Çiftliğin eskiden değirmeniydi herhalde burası değil mi? Tamam, evet. Ha yok, burası çiftliğe ait değil ya. Arazi bunun sınırında bitiyor. Benim burası. Yeni aldım. Ha, ne kadar hoş. Sen ne yapacaksın burada? Ha tamam, evlenince gelip burada yaşayacaksın. Vallahi öyle düşünüyorum ama bakacağız. Gelin de amma şanslıymış ha yani. Adamın burada ömrü uzar be, şuraya bir bak. Ha, Gülizar da bayılıyor buraya. Oo, sever. O var ya böyle yerlere aşırı sever. Bayılır yani buralara. Gülizar'la yakın arkadaşmışsınız. Bayağı merak etti seni. Tabii biz hiç ayrılmadık ya. Vallahi ben de onu çok merak ettim ha. Neyse çok şükür Allah seni çıkarttı karşımıza. Yoksa kızın sonu kötüydü yani. Senin başın da ondan derde girdi herhalde. Çok yakınsınız ya. Tabii tabii. O Şerif denilen cadı sıktı benim bacağım. Yoksa ben çoktan Gülizar'ı uçurmuştum İzmir'den. Acımadılar ama işte bize yani. Olsun ya, sorun değil yani. Ha. Onun için ölümü göze almışsın. Alırım tabii. Yani imkanları dahiline dövüşürüm ben. Bu hayatta beni gebertmeden kimse Gülizar'ın kılına dokunamaz. Büyük aşk diyorsun yani. Nasıl laf konuşmak ya? Estağfurullah yani, ben ona gözle mi bakıyorum? Hem zaten Gülizar kim, ben kim ya? Allah Allah. Neyse. Sen şimdi yorgunsundur. Sobaya bir iki odun daha atarsan sabaha kadar idare eder seni. Eyvallah. Allah Allah. Vallahi cennete geldim ya. Ay ulan. Bunu çok sağlam bir yere saklamam lazım benim. O tek soy kapılara dayanmış. O tek soyun öyle bir açığını bulmam lazım ki Şerif bu görüntüleri kendi eliyle versin polise. Kolay gelsin. O ezdiği notlar var ya, bunlar yeşersin diye ben koca bir sene bekliyorum. Geldim tak diye ezdin. Ama insanoğlu işte değil mi? Şuursuz. Ya ben otlakta yürüyordum. Bilemedim yani özel bir bahçe olduğunu. Tamam, kusura kalmayın ya, suçluyum tamam. Evet suçlusun. Ama üzülme. Hepimiz suçluyuz. Nasıl? Allah Allah, sanki benim derdim başımdan aşkın değil, bir de otuk kuşun derdine düşeceğim burada ya. Gidin biraz daha uyuyayım ya, böyle sapa sapa değişik değişik karakterler, tipler. Saçma sapan nasıl bir yer burası ya? Nereye basayım ben, nereye basayım ya?